Herkese merhabalar. Algı Perisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kırmızı yazılı olan abone ol butonunu tıklayarak abone olabilir. Zil simgesini de aktif hale getirerek bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bu videomda sizlere çok güzel ve çok tatlı bir babet patik yaptık. Çeyizleri çok güzel yakışacak bir model oldu. Gerçekten çok çok kolay ve çok şık bir model oldu. Şöyle bir flokta da süsleme yaptım. Kenar ilmeklerini yaptım. Bu patiğimiz 37-38 ayak numarasına göre. Eğer 37-38'den daha büyük yapmak istiyorsanız buradaki kutucuk sayısından şu anda 37-38'e göre 8 tane kutucuk yaptık. Eğer 39-40 yapmak istiyorsanız 9 tane kutucuk yapın. Eğer ki ayağınız 36 ve daha küçük numaraysa eğer bir tane daha eksiltip 7 tane kutucuk yapabilirsiniz. 24 ilmekle başladık biz buna, bu patiğimize. 24 ilmekten sonra 2 tane haroş ördük 2 sıra. Daha sonra kutucuklarımızı yapmaya başladık. Toplamda 8 tane kutucuk ördük. Daha sonrasında burun kısmına geçiş yaptık. Burun kısmında 20 sıra ördük. Nasıl ördüğünü videomdan detaylı bir şekilde izleyerek öğrenebilirsiniz. Daha sonrasında burayı yaptık ve patiğimizin ön tarafını bitirdik. Daha sonrasında da gördüğünüz gibi dikişsiz bir patik modeli, alttan bu şekilde topuk kısmını tabanımızı yaptık. Bu şekilde tabanda topuk kısmının bilek kısmında bu şekilde oldu. Dilerseniz patiğimizi yapmaya başlayalım. Şöyle ben bir patiklik ipi kullandım, kahverengi, ve şöyle sakallı ip deniliyor buna. Bu şekilde bir pırıltılı sakallı bir ip aldım. Şöyle şu şekilde 3 numara patiklik şişi kullanacağım. Kenar süslemelerini yapmak için ve kenar ilmeklerini çıkarmak için de rahat 0 numara bitik kullanacağım. 2.1 mil. Bunun boyutu da şöyle bir makasa ihtiyacımız var ve bir tane de iğneye. Şimdi hep beraber patiğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Hep beraber başlayalım. Şu şekilde çapraz yapıp bir tane ilmek çıkarıyorum. Bunu şişime takıyorum. İkisini beraber bu şekilde sıkıştırıyorum. İlk ilmeğim hazır. 21 tane ilmek atacağız. 2 3 4 bu şekilde. Evet, diğer şişimi çıkartıyorum. 21 tane ilmeğimizi attık. Şimdi örgümüze başlıyoruz. Bu şekilde ben haroşamı iki taraftan da düz örüyorum. Ters tel örenler iki taraftan da ters örsün. Bu şekilde son bir ilmek kadar kalana kadar örelim. İpimi kendime doğru alıyorum. Son ilmeği örmeden şişimi takıyorum bu şekilde. Şimdi çeviriyorum. Sıra sonuna kadar hepsini yine örüyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar örelim. Evet, yine ipimi kendime doğru alıyorum. Son ilmeği örmeden şişime taktım. Bu şekilde örgümüzün ön yüzüne geldik. Bakın, bir diş haroşamız oldu. Bu alttakini saymıyoruz. Bu bizim ilmek attığımız yer. Onun üstündeki ilk birinci sıramız oldu haroşamız. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız. Hepsini yine sıra sonuna kadar örelim. Yine son ilmeğimizi şişimize örmeden takalım. İpimizi kendimize alıp. Yine son ilmeği örmeden şişime taktım. Şimdi geri kalanı
Yine sonda bir ilmek kalana kadar örelim. Yine son ilmeği örmeden şişime takıyorum. Bu şekilde iki diş sıra haroşamızı tamamladık. Şimdi artık modelimizi kurmaya geçeceğiz. Krem rengi ipimi alıyorum. Bu şekilde. Bir tane bağlıyorum. Örmeye başlayınca iki tane yapacağım. Şimdi üç tane kahverengi örüyoruz. Bir, iki, üç. Üç tane ördükten sonra artık krem rengi ipimizi dip tarafa doğru yanaştırıp bir tane daha düğüm atacağım. Evet, bu şekilde. Evet, daha net olması açısından. Şimdi 3 tane de krem rengi öreceğim arkadaşlar. Böyle aşağı doğru gitmesine bakmayın. Açılmıyor arkadaşlar kesinlikle. Bir, iki, 3. Şimdi krem rengi ipimi bıraktım. Kahverengi ipimi alıyorum. 3 tane de kahverengi örüyoruz. 1 2 3. Şimdi krem rengi ipimi alıyorum. 3 tane de krem öreceğiz. 1 2 3. Şimdi kahverengi ipimi alıyorum. 3 tane kahve öreceğiz. 1 2 3. Şimdi son kremime geçiyorum. 1 2 3. Şimdi kahverengiyi örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Yine son ilmeğimi örmeden şişime taktım. Şimdi örgümüzün arka tarafına geçiyoruz. Şu şekilde arkadan görüntüsü. Şimdi kahverengileri kahverengi ile öreceğiz. Burada sadece dikkat etmemiz gereken ip geçişinde bakın. Çapraz alıyorum. Bunu buradan, bunu onun altından. Bu şekilde yani bakın şöyle göstereyim. Çapraz oldu. Bunu da buradan bu şekilde öne geçiriyorum. İlk geçişte bunu yaparsanız arada boşluk olmaz arkadaşlar. Şimdi 3 tane kremimi örüyorum. Şimdi tekrar kahveye geçiyorum. Şimdi tekrar krem rengi. Şimdi tekrar kahvemizi alıyoruz. Kahveleri kahverengi ile, kremleri krem rengi ile örüyoruz. Gördüğünüz gibi patiğimiz çok kolay ve çok tatlı. Hemen kremi bırakıp tekrar kahverengi alıyorum. Yine üçünü kahveyle örüyorum. Son ilmeğimi örmeden taktım. Bakın kenar ilmeklerim şu şekilde olması için o yüzden öyle yapıyoruz. Bunlar bizim işimizi kolaylaştıracak.
Şimdi tekrar yine bir sıra daha kutucuk öreceğiz. 2 3 3 tane kahve ile ördüm. Şimdi tekrar krem rengi ipime geçiyorum. 3 tane de kremle örüyorum. Şimdi tekrar kahverengi ipimi alıyorum. 3 tane kahveyi örüyorum. Şimdi tekrar krem rengi ipimi alıyorum. 3 tane ile örüyorum bu şekilde. Şimdi tekrar kahve. Tekrar krem. Tekrar kahve. Son ilmeği yine örmeden şişime geçiyorum. Arkadan görüntüsü de şu şekilde oluyor. Şimdi yine arka tarafında üçünü kahve, üçünü krem şeklinde örüp gelelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk kutucuklarımız oluştu. İki sırada krem gittik bu şekilde. Şimdi iki sırada kahve gideceğiz arkadaşlar. Bu şekilde örüyoruz. Renk geçişlerini de söylemeyi unuttum. Yine çapraz almayı unutmayın arkadaşlar. Arada boşluk olmasın. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Son ilmeği yine örmeden aldım. Bakın kenar ilmeklerim ne kadar düzgün duruyor. Bu şekilde yaparsanız örgümüzün taban kısmında daha kolay ilmekleri çıkartırsınız. Şimdi arkasında yine bir ilmek kalana kadar örüyoruz. O son ilmeği yine ipimizi kendimize alıp şişimize geçirelim arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Şimdi arkadaşlar yine bu sırayı bir diş oluştu. Bir sıra daha kahverengi ile gidiyoruz, örüyoruz. Son şişi ilmeğimize takıyoruz tekrar örmeden. Sonra arka tarafına geliyoruz. Bütün ilmekleri örüyoruz. Yine sondaki bir ilmeği örmeden şişimize takıp gelelim. Daha sonra oradan ikinci kutucuklara geçmeyi göstereceğim. Şimdi artık diğer kutucuğumuzu kuracağız. Şimdi 3 tane kahverengi görüyoruz. 1 2 3 Şimdi tekrar kreme geçiyoruz. Yani alttaki mantığın aynısı arkadaşlar. 3 tane krem, 3 tane kahve öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Evet, şimdi renk geçişini göstereceğim. Bakın yine bu şekilde alıyorum. Krem rengini çarpaz, bakın diğer taraftan çıkartıyorum. Görüyor musunuz şu çarpazda? Bu şekilde alırsanız arada renk geçişlerinde arada boşluk olmaz. Şimdi 3 tane krem örüyoruz. Tekrar kahveyi geçiriyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Sonrasında yine 3 tane kahve, 3 tane krem. Bu şekilde tamamladıktan sonra iki sırada kahverengi ipimizle iki dişte haroşamızı örüyoruz. Bu şekilde sıramız gidiyor. Toplamda modelimden göstermek olursa şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane kutucuk olana kadar örelim arkadaşlar. Ondan sonra burun kısmına geçiş yapalım. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar, patimin yan kısmını bitirdim. Şimdi burun kısmına geçeceğiz hep beraber. Artık krem rengi ipimi kestim. Burada düğüm yaptım bu şekilde. Şimdi burun kısmına geçiş yapıyoruz. Yine kutucuklarımızı da tamamladık. İki sıra haroşamızı da ördük. Alttaki gibi toplam 2, 4, 6, 8 tane kutucuğumuzu yaptık. Artık burun kısmına geçeceğiz. Şimdi 9 tanesini normal haroşa örüyoruz. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ördükten sonra 10.sunu örmeden şişime geçiriyorum. İlmeğimi kendime doğru alıyorum. Yine 10.sunu örmeden şişime takıyorum ve geri kalanın 9 taneyi örüyorum. Bu şekilde yapmamızın sebebi arada boşluk oluşmaması. Şimdi 9 taneyi örüyoruz. Yine son ilmeğimizi örmeden şişimize geçireceğiz. İpimi kendime aldım ve son ilmeği geçirdim. 9 tanesini ördükten sonra bu şekilde. Şimdi bir sıra haroşamızı örüp geleceğiz. Şimdi hepsini gidiyoruz. Önden örüyoruz. Arkadan da örüp geliyoruz. Bu şekilde birinci sıramızı örmüş oluyoruz. Bakın örerken arada bir boşluk oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde ördüğümüz için hiç boşluk olmayacak. Şimdi size göstereceğim. Son ilmeği yine örmeden şişimize takalım. Bakın hiç boşluk olmadı. Şimdi bir sırayı da arkadan da örelim. Daha sonrası daha iyi göreceksiniz boşluk olmadığını. Çok ses çıkıyor diye arkadaşlar kısasına geçtim. Bunlar da yine 3 numara. Patiklik şişi bunlar da 3 numara. Yine sonu örmeden kendime şişime taktım pardon. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bir sırayı tamamlamış olduk bu şekilde. Bakın hiç boşluk olmadı. Yakından da göstereyim. Bu şekilde yapmamızın sebebi o. Şimdi bir sıra tamamladık. Şimdi ikinci sırayı geçeceğiz. Yine 9 tane örüyoruz. Bir sıra daha göstereceğim sizlere. 2 3 4 5 6 7 8 9 10.'yu yine örmeden sağ şişime takıyorum ve ipimi kendime doğru alıyorum. Şimdi ters çeviriyorum. Yine ilkini örmeden taktım. Geri kalan 9 tane yine örüyoruz. Bakın bu kadar kolay burun kısmı. Hiçbir zorluğu yok inanın. Yine son ilmeği şişimize takacağız örmeden. Bunlar taban örerken ilmek çıkartmamızı daha kolay sağlayacak. Bakın yan ilmeklerimiz bu şekilde. İki taraftan da. Evet, şimdi 9 tane bu şekilde örüp 10.'yu da takarak ördük. Şimdi bir sırada önden öreceğiz, arkadan öreceğiz. Ve ikinci sırayı tamamlamış olacağız bu şekilde. Toplamda bu şekilde 20 tane öreceğiz arkadaşlar. 20 sıra olacak. Burun kısmını yapacağız. Sonra tekrar yan kısmından göstereceğim sizlere. Daha sonrasında tabanımıza geçeceğiz. Video eğer çok uzun olmazsa fiyonk yapımını da ekleyeceğim arkadaşlar.
Eğer çok uzun olursa da ayrı eklemeyi düşünüyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi arka sırayı da örüp gelelim. Evet, şimdi iki sırayı da tamamladık. Bakın hiçbir tane delik yok. Bir de nasıl saymasını göstereceğim. 20 sırayı unuttunuz diyelim. Bakın şu iki sıra haroşa yapmıştık. Şuradan birinci sırayı ördük. Bu da ikinci sıramız. Şimdi yine üçüncü sıramıza devam edeceğiz. Bu şekilde toplam 20 sıra oluncaya kadar örüp gelelim. Oradan devam edelim. Evet, toplam 20 sıramızı ördük. Bakın şu şekilde göstereyim. Şu ilk iki sırayı saymıyoruz. Okutucumuzun bitirme aşaması. Alttaki iki tane yaptığımız haroşa gibi düşünün. Şuradan itibaren başlamıştık örmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20.sinde şişti. Şimdi artık iki sırada normal burada yaptığımız gibi normal haroşamızı öreceğiz. Kutuya geçmeden önceki krem rengi ipimizle kutucuk yapmadan önce iki sıra yani iki diş kahverengi haroşa yapıyoruz. Burun kısmımız bitti artık. Şimdi yan kısmına geçiş yapıyoruz. Yine son ilmeğimizi örmeden şişimize takacağız. Şimdi arka yüzünden örüp gelelim arkadaşlar. Evet, ön yüzüne geldik. Şimdi yine önden bir sıra örelim. Arkaya geçelim. Arka yüzüne. Arkadan da bir sıra örüp gelelim. Ondan sonra kreme geçelim. Toplam iki diş haroşamızı bu şekilde ördük. Şimdi artık kutucuk yapmaya geçiyoruz. Üç tane kahverengi görüyoruz yine. 2 3 Artık krem rengi ipimi bağladım. Hemen dibine kadar yanaştırdım. Şimdi 3 tane de krem rengi öreceğiz. 1 2 3 Şimdi tekrar kahverengi ipime geçiyorum. Pardon. İpim takıldı. 1 2 3 Yine artık mantığımız diğer taraftaki gibi aynı şekilde devam ediyoruz. Kurulumunu göstereceğim size. Bu şekilde 3 tane krem, 3 tane kahverengi yapalım. Evet, örgümüzün arka tarafına geldik. 3 tanesini ördüm. Şimdi geçiş yapıyorum. İp geçişini yine şu şekilde çapraz bir şekilde bakın çapraz bir şekilde ipimi öne alıyorum. Tekrar kremleri, krem rengi kahveleri kahve örelim arkadaşlar. Son ilmeğimizi yine örmeden şişimize taktık. Şimdi bir sırada kahverengileri kahve, kremleri krem örelim ön yüzünden. Arkadan da yine aynı şekilde kahveleri kahve, kremleri krem bir sıra daha bu şekilde örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki sıra krem rengimizi ördük. Bakın 1 2. Şimdi iki sırada kahve ördüğümüz zaman ilk kutucuklarımız olmuş oldu. Toplamda 7 tane daha kutucuk daha örelim. Gelelim ondan sonrasına keselim ve taban çalışmamıza geçelim artık. Şu şekilde tabanımızı örmeye geçelim. Oradan devam edelim arkadaşlar. Evet, patimize 8 kutucuk yaptık. Bu bölümde bitirdik. Şimdilik artık kesiyoruz patimizi. Patimizin ne kesişini hemen göstereceğim. Krem rengi ipimi kestim burada ve bağladım gördüğünüz gibi. Açılmasın diye. Sonra aralara
tığ yardımıyla geçireceğim görünmemesi için. Şimdi öncelikle ilk ikisini alıyoruz. Bu şekilde ilmeğimizi atıyoruz. Sağ taraftaki aldığımız ilmeği tekrar sol şişimize takıyoruz. Tekrar ikisini kesiyoruz. Yine sola takıyoruz. İkisini beraber kesiyoruz. Kesmeyi birçok arkadaş biliyordur. Bilmeyenler için burayı da göstermek istedim. Bu şekilde sonuna kadar kesiyoruz. En sonunda bir tane zincir çekip tığ yardımıyla makasla kesip burun kısmında buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimizi kestik. Şimdi burun kısmını yapacağız. Burayı dikkatlice dinleyin ve izleyin. Şimdi burada 20 sıra yapmıştık. 2 haroşaları saymıyoruz yalnız. Orası patiğin yan kısımlarına ait. 20 sıra yapmıştık burası. Toplamda burası da 40 sıra arkadaşlar. 15 sağda, 15 solda ayarlıyoruz. Şöyle yakından göstermek istersem şöyle anlatayım size. Bakın şurayı anlatayım. Şu iki taneyi saymıyoruz. Burası kutucuklara ait. Şuradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Tam 15'ten sonrasına tığımı taktım. Bakın şurada bir sıra daha var. Şöyle göstereyim. Buraya da sayacak olursak, bakın ilk iki taneyi saymıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. sıraya şişimi taktım. 15, 15 sağdan ve soldan ayarladık. Ortada 10 tane ilmeğimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ön tarafından patiğimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi patiğimi çevirdim. Tığımı taktığım yerin bir sonraki ilmekten, yani 16. ilmekten taban yapımıza başlayacağız. Bakın şu şekilde tığımı çıkarıyorum. Hemen buraya şimdi takacağım. Burası 15. sıra. İlk başta şöyle ipimizi sabitliyoruz. Şimdi bu sabitlediğim ilmeği dikkatlice izleyin. 15.'yi çıkartıyorum. 16.'ya takıyorum. İlk ilmeğimiz 16. oluyor. Hemen bunu da şişime takıyorum, çıkarttığım ilmeği de. İlk önce buraya sabitleme yapacağız. Sonrasında buraya takacağız arkadaşlar. Şimdi tığımı alıyorum. Tekrar şu şekilde sabitleme yapacağım şimdi. Bu şekilde bakın bir tane sık iğne yaptım ve sabitledim. Şimdi bu ilmeği şişime takıyorum. Şimdi yanındaki ilmeği tepesine batıyorum hemen. İlmeğimi çıkartıyorum ve çıkarttığım bu ilmeği şişime takıyorum. 2 oldu. Bakın şurada hemen üçüncüye geçiyorum. Bakın belli hemen kenar ilmeklerimiz. Üçüncüye taktım. İlmeğimi aldım. Pardon. Şuradan üçüncüye takıyorum. İlmeğimi çıkartıp şişime taktım. Şimdi dördüncüyü pardon. Bu şekilde 10 ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Sırayla ilmeklerin tepesine batarak, kenar ilmeklerin ilmeklerimi çıkartıyorum. Tığlı çıkarmak daha kolay oluyor. İsterseniz
Şişle de çıkarabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın 10 tane ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi buradan bir tane daha çıkaracağız. Toplamda 11 oldu. Bizim ilmek sayımız her zaman 10 olacak arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum. İlk ikisini burada kesiyorum. Yine ilmek sayımı 9'a düşürüyorum. Evet, ilk ikisini beraber kestim. Şimdi diğer kalanları örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane çıkarttık gördüğünüz gibi. Şimdi hemen yanındaki ilk yerden, bakın en son burada, hemen yanındaki yerden şu şekilde, pardon, hemen ilmeğimi çıkaracağım. Ve burası da 11 oldu. Yine en sondaki ve yanındakini kesiyorum ve ilmek sayımı yine 10'u düşürüyorum. Tekrar yapacağım şu şekilde. Yine 10 tane oldu. Taban mantığı bu arkadaşlar. Bir sağdan bir soldan sırayla almaya dikkat edin. İlmeklerinizi kaydırmayın. Taban bozuk olmasın. Şimdi bakın hemen belli zaten son yaptığım yer. Bakın hemen ilmek boş. Şu şekilde atıp bu şekilde de çıkarabilirsiniz ama zor oluyor. Bu şekilde. Yani tığla daha kolay oluyor. Yine ilk ikisini kesiyorum. İlmek sayım her zaman 10 olacak. Yine 10'a düşürüyorum. Bu şekilde. Topuk kısmı da aynı bu şekilde kenarlardan en son sıfırlandıktan sonra bu sefer topuk kısmının kenarlarından alarak topuğu da o şekilde tamamlayacağız. Evet, 10 tane oldu. Bakın hemen zaten en son aldığımız yer belli arkadaşlar, hemen şuradan alacağız. Şöyle ilk ikisini kesiyoruz. Evet, hemen diğer tarafa alıyoruz şimdi. Dediğim gibi şişli çıkaramayanlar tığla hemen çok rahatlıkla çıkarırlar. O şekilde. Mantık bu arkadaşlar. Taban kısmının bakın şurayı alıyoruz şimdi de. Aldıktan sonra ön tarafta veya hangi tarafta denk gelirse ilk ikisini kesiyoruz. İlmek sayımızı 10'u düşüyoruz. Bakın topuk kısmı, taban kısmı da oluşmaya başladı patiğimizin. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu mantıklı şimdi. Buraya kadar bu şekilde örüyoruz. Sıfırlandıktan sonra da buraya kadar sıfırlandı. Tüm ilmekleri aldınız. Sonrasında buradan başlayıp yine bu taraftan ilmekleri alıyoruz. Yine 10 tane burası da oluyor arkadaşlar. 10 tane sırada buraya gidiyoruz. Bu şekilde burayı sıfırlıyoruz. Ondan sonra biraz önce gösterdiğim gibi kesme şeklinde burayı da keselim gelelim. Daha sonrasında kenar süslememizi nasıl yapacağımıza
geçeceğiz. Oradan patiğimize devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimizi bitirdik. Kesimini yaptık. Taban kısmını şu şekilde göstereyim. Alt tabanı bu şekilde. Topuk kısmı da bu şekilde oldu. Şimdi artık burun kısmını yapacağız. Şöyle iğnemi, kahverengi ipimi geçirdim ama düğüm atmadım. Şu şekilde tam krem rengini ipimin bittiği kahverenginin başlangıcından tam kenar ilmekten batırıyorum. Bir bu taraftan, bir arka taraftan. Şu şekilde. Bir arka tarafına, tam kenar ilmeğin olduğu yerden arkadaşlar, şuradan göstereyim. Hemen onun altından bir bu taraftan, bir bu taraftan ipimi geçiriyorum. Şu ipimiz arkada kalsın diye tekrar yapacağım. Şu şekilde ilk arkadan alıyoruz. Şimdi önden, arkadan. Bu şekilde diğer tarafa doğru, bakın bu şekilde de gidip bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten. Zaten delikler var kenar ilmeklerin hemen yanında gözüküyor. Pardon. Bu şekilde bakın. Bir alttan bir üstten. Delikleri gözüküyor mu bilmiyorum ama bakın şöyle bir alttan bir üstten en son kahverengiye geliyoruz. Bakın en son kahverengi burası. En son yerden aldım ve bitirdim. Şimdi bitirdikten sonra ön kısmımı şu şekilde ilk başta yaptığım yere tekrar batıyorum. Bu şekilde battıktan sonra büzmeye başladım burayı. Burayı büzeceğiz. Çok da pot dursun istemediğim için düzenli sıkacağım. Evet. Bu şekilde yeterli. Şimdi karşılıklı olarak burayı dikeceğim. Delik gözüksün istemediğim için bu şekilde karşılıklı dikiyorum. Bu şekilde diktikten sonra ipimi arka tarafa alıyorum. İç kısma doğru. Hemen arkadan da bu şekilde karşılıklı dikiyorum. İpimin olduğu uç kısma doğru getireceğim. Orada artık ipimi bağlayacağım diğer ipimle. Evet. Şimdi burada diğer ipimle burayı bağlıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten burada biraz hafif potluk oluşuyor büzüşme yaptığımız için. Onu da zaten buraya diktiğimiz zaman bu potluk gözükmeyecek arkadaşlar. Babetimizde. Şimdi burayı yine bu sefer krem rengi ipimi iğneme takıyorum. Buradan alt taraftan normal
dikiyoruz. Burayı göstermeyeceğim arkadaşlar. Şu kenar oyasını nasıl yaptığımı göstereceğim, süslemesini. Kahverengi ipimi alıyorum. Önce şu şekilde bir ipimi sabitliyorum. Sabitledikten sonra hemen örgüme başlıyorum. Benim kenar kısmım tam sardığı için kesinlikle bir atlama yapmayacağım. Ama eğer sizin bilek kısmınız çok bol duruyorsa bir tane sıra atlayıp diğerine yapabilirsiniz. Benim çok tam bileği sardığı için sıkı bir şekilde, o yüzden her birine tek tek yapacağım. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 2 3. 3 tane zincir çektikten sonra aynı noktaya batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Daha sonrasında başına dolamadan ben bir tane atlayacağım. Çok bol olanlar 2 tane de atlayabilir. 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıp ikisini beraber sık iğne yapıyorum. Yine bir tane atladım, diğerine battım. Bu şekilde. Zarif ve şık. Sade. Fiyonklu bir babet olduğu için bunun bu şekilde yakışacağını düşündüm. Bir tane daha göstereyim. 3 tane zincir çektim. Başına dolamadan aynı yere battım. İlmeğimi aldım. İkisini beraber çektim. Daha sonra bir tane atlıyorum. Diğerine yine sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde kenar oyasında yapıp gelelim. En son babetimi göstereceğim arkadaşlar. Herkese merhabalar. Örgü Perisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımdan haberdar olmak için zil simgesini de aktif hale getirirseniz diğer videolarımdan haberdar olursunuz. Bu videomda sizlere fiyonk nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patik süslemelerinde, babet patiklerinde, normal iki şiş örgülerinde, tığ işi örgülerinde çok güzel bir şekilde kullanılabilecek bir aksesuar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim. Bu şekilde bir sakallı ipim var benim. Patime uygun olarak bu ipi tercih ettim. Bir de aradan fiyonku birleştirmek için kahverengi ipim var. 0 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. 2,1 mil oluyor. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama şu şekilde 0 numara 2,1 mil. Bir tane makasa ihtiyacımız var. Hemen ilk başta ipimizi sabitlemeyle başlıyoruz. İpimizi şu şekilde sabitledik. 25 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 tekrar yapacağım. 19 20 21 22 23 24 25. Ben bu fiyonk için 25 tane zincir çektim. Daha büyük istiyorsanız biraz daha büyütebilirsiniz ya da küçültmek istiyorsanız biraz daha küçük çekebilirsiniz. Tamamıyla zincirinizle boyunu ayarlayın istediğiniz boyutta. Ben bu fiyonkum için 25 tane zincir çektim. Şimdi bir tane de zincir fazladan çekiyorum. Hemen bakın, son zincir değil, onun yanındaki zincirde bana taraf olan değil diğer tarafa batıp sık iğne yapıyorum. İkisini bir çekiyorum. Başına dolamadan zincirin bana taraf değil karşı tarafa doğru batıyorum. Bu şekilde ikisini bir çekiyorum. Sıra sonuna kadar hepsini yapalım bu şekilde. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi çeviriyorum.
Yine bana olan taraf değil, diğer tarafa bakın. Diğer tarafa batıyorum ve sık iğne devam ediyorum. Bana taraf değil, diğer tarafa batıyorum. Hep karşıya batacağız arkadaşlar. Bize dönük taraf değil, diğer tarafa batacağız. Bakın. Şöyle yakından göstereyim bir tane de. Bana doğru değil, direkt karşısından alıyorum. İlmeğimi alıp ikisini beraber çekiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Yine bir üst sıraya geçtim. Yine bana olan değil, karşı tarafa batıyorum. Şimdi biz 3. sıramıza geçtik arkadaşlar. Bu şekilde toplam 10 sıra örüp gelelim arkadaşlar. Ondan sonra fiyonkumuzu devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, 10 sıra toplamda ördüm. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örgümün ön yüzündeyim. İpim burada bakın. Şimdi artık kenarlarına sık iğne yapacağız. Sırayla bakın şöyle hemen köşelerden alarak sırayla hepsinin başına sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Kenarları. Dikkat edin, atlama yapmayın. İsterseniz farklı bir renkle de geçebilirsiniz kenarlarını. Ben yine aynı rengi tercih ettim. Şimdi bu tarafa geldik. Şimdi buraya yine hepsini sonuna kadar sık iğne yapalım. Evet, bu kenarı yaptım. Bu kenarı yaptım. Bu kenarı yapıyorum ve bitişe geliyorum artık. Evet, bitişe geldim. Hemen bu şekilde başına dolamadan ilmeğimi alıp kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi ipimi arka taraftan geçiriyorum. Bu birazcık sakallı ip olduğu için ihtimale karşı bunu kesmiyorum. Direkt alttan tek tek hepsinden geçireceğim. Dilerseniz yakabilirsiniz ama yanık kokusu da çok hoş olmuyor. Ben tercih etmiyorum o yüzden. Bu şekilde saklamayı daha uygun görüyorum. Bunu bu şekilde saklayalım. Evet. Şimdi patiklik ipimden fiyonkumun şöyle şu kadarcık bir ip yeterli oluyor. Kesiyorum. Şimdi şöyle ikisini tam uca birleştiriyorum. Tam ortasından şu şekilde geçirip bakın ipi bu arasından geçiriyorum şu şekilde. Pardon, kameraya gözükmemiş. Tam arkadaşlar ortasından şu şekilde tutuyorum. Şu şekilde. Daha sonra altındaki ipten şuraya geçiriyorum şu şekilde. Fiyonkumuzu şimdi sıkıştıracağız. Sıkıştırırken şu şekilde büzüyorum. Evet, şu kenarların dikkat edilmesini dikkatli şekilde büzmek istiyorum. Evet. Tamam. Şimdi bu şekilde büzme bittikten sonra bir tanesini üst taraftan sarıyorum. Tam ortadan.
arkaya bağlama bölümü bırakıyorum. Diğerini de bu taraftan sarıyorum bu şekilde. Yine bağlama yeri bıraktım. Arkadan bu şekilde bağlıyorum. Ve uçtaki kalan ipimi kesiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi fiyonkumuz bitti. Çok güzel ve çok tatlı oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Örgüyle kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, patiğimiz bitti. Kenar ilmeklerini yaptım. Fiyonkumuzu diktim bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel ve çok tatlı oldu. Çeyizlere yakışacak çok güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Örgüyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.